Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda imanın gerekliliği, imanın elde edilmesi, imanın muhafazası adına neler yapabiliriz? Bu arz etmek istiyorum. İman inanılması gerekli olan şeylere aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanma demektir ki böyle bir imanı bu seviyedeki bir inancı izan olarak da ifade edebiliriz. Felsefeciler ve son dönem kelamcılardan bir kısmı imanı her ne kadar sırf bir nazari mevzu olarak ele alsalar da onu hareket ve aksiyondan bütün bütün tecrid edip öyle telakki etmek doğru olmasa gerek. Zira o aynı zamanda insanın bütün benliğinde duyup hissedebileceği bir kalp amelidir. Evet bazen bizim gibi avam insanlar bile vicdanlarında zat-ı uluhiyeti duydukları esnada bir baştan bir başa bütün vücutlarında adeta imanın ihtizazını hisseder. İç duyuş ve sezişleriyle onu yaşar gibi olurlar. Bu yönüyle ona kalbi ve ruhi bir amel nazarıyla da bakılabilir ki bu da imanın sadece nazariyattan ibaret olmadığının bir işareti, bir delilidir. İslam'a gelince o, insanlar kendi irade ve ihtiyarlarıyla bizzat hayra sevk eden ilahi kanunlar mecmuasının hayata taşınması, onun realize edilmesidir. Diyanet kelimesiyle de ifade edebileceğimiz bu hakikat, dinin pratiği hayata hayat kılınmasıdır. Mesela namaz, zekat, oruç, hac gibi emirleri yerine getirmek, mehasine ahlakla donanmak ve aynı zamanda kötü ahlaktan uzak durmak, diyanetin içinde yer alan hususlardır. Bir başka yaklaşımlı o, İmam-ı Gazali Hazretlerinin münciyat dediği insanı kurtuluşa sevk eden emirler ve mühlikat diye isimlendirdiği insanı helakete sürükleyen yasakların hayata geçirilip yaşanması temsil edilmesidir. Şartlara göre maddi mücahade veya her zaman yapılması gereken manevi mücadele şeklinde ortaya çıkan ilahi kelimetullah vazifesi ise sağlam bir iman ve İslam anlayışının bir gereği bir sonucu olarak mütala edilebilir. Bilindiği üzere maddi cihat, kural ve kanunlarına uygun olarak ancak şartların gerektirmesine göre yapılır. Temsil ve tebliğe hak ve hakikati dünyanın bir dört bir tarafına duyurma diyebileceğimiz manevi mücahede veya emri bil maruh neyyanil münker vazifesi ise her zaman için söz konusudur. Evet, sağlam bir inançla gönlünü İslam'a bağlanmış bir mümin ya insanları marufa çağırıp sinelerde iyilik ve güzellik çeraları tutuşturur veya kötü ve çirkin şeylerden sakındırıp insanları onlardan uzaklaştırmaya çalışır ama her halükarda bu istikamette bir cehd ve gayret içinde bulunur. Değerli dostlarım, insanlık tarihi boyunca bu hususların hiçbirine hiçbir şekilde müsaade edilmediği dönemlerde olmuştur. Böyle ki ifade hürriyetine tahtit konulup İnsanların kendi inançlarına göre güzel gördüklerine güzel, çirkin gördüklerine çirkin demelerine, bu ölçüde dahi olsa duygu ve düşüncelerini dile getirmelerine fırsat verilmediği zamanlar yaşanmıştır. Böyle bir duruma maruz kalındığında marufu emir, münkeri nehi vazifesi adına geriye sadece kalbi muamele veya kalbi tavır irtikap edilen mekarihin tasvip edilip hoş karşılanmadığını şöyle böyle ortaya koymaya çalışmak, bunu hissettirme adına belki o münkeratı irtikap edenlerle kat'i alaka kesmek şeklinde anlaşılabileceği gibi, kötülük yapanların yaptıkları o kötülüklerden kurtulmaları için onlara dua etmek şeklinde de anlaşılabilir. Hasılı en olumsuz şartlar altında dahi olsa mutlaka ilahi kelimetullah için yapılması gereken bir kısım vazife ve sorumluluklar söz konusudur. Değerli dostlarım, Asrımıza gelinceye kadar marufu emir, münkerde nehi vazifesi, umumiyet itibarıyla farz-ı kifayi olarak anlaşılmış. Ancak büyük saatler boyunduruğun yere konduğu böyle bir dönemde bu işe sahip çıkılmasına farzlar üstü bir farz nazarıyla bakmışlar. Çünkü günümüzde bu vazife terk edilmiş, ihmale uğramıştır. Halbuki onda toplumun hukuku, umum Müslümanlığın hukuku ve Allah hukuku vardır. Ve bu sebeple farklı bir önem arz etmektedir. İşte böyle ulvi ve mukaddes bir vazifenin, Şöyle böyle de olsa bir ucundan tutmak ve ona sahip çıkmak elbette ki bizim için çok büyük bir lütuf ve masaliyettir ama bu sorumlulukların en başta geleni böyle bir masaliyetin farkına varmak, şuurunda olmak ve onu hamdü şükür duygular içinde karşılamaktır zannediyorum. Evet yüreğimiz minnet hisleriyle dop Allah'ım bizi hak din olan İslam'la şereflendirdiğin, ihsan şuuruyla serfilaz kıldığın, Kur'an hakikatlerine gönlümüzü açtığın ve dinine hizmet etme gibi bir lütfa masar kıldığından dolayı kainatın zerreleri adedince sana hamdü sena olsun demeli ve böyle bir masariyetin kıymetini bilmeliyiz. Değerli dostlarım, iman ilahi iradenin insanın kalbinde yaktığı bir nurdur. Bu sebeple hiçbirimiz onu kendi muhassalay efkarımızla kazandığımızı iddia edemeyiz. Belki yanı başımızda büyüyen kardeşimiz, akrabamız, inkara sürüklendi de Allah Celle Celaluhu bize imana nasip buyurdu. Çevremizde görüyoruz ki Zahire bakan yönü itibariyle hayatı, eşya vadiseleri çok iyi yorumlayan bir sürü akıllı kişi var. Ancak bu devasa dimalar bizim gibi sıradan insanların anlayıp, tasdik ettiği hakikatleri bir türlü anlayıp kabullenemiyorlar. Bu sebeple ömürlerini hakikatlerden uzak bir halde geçiriyor, imanın vaat ettiği güzelliklerden mahrum bir şekilde ötelere göçüp gidiyorlar. Bu sebeple asla unutulmamalı ki, daha en başta iman büyük bir ilahi nimettir. Belli ölçüde İslamiyet'i yaşayabilmede, ayrı bir nimet ilahiyedir. Allah'ın dinine hizmet, koşturmak, bir sorumluluk üstlenmek de başka bir ilahi nimettir. Evet, eğer siz ilahi kelimetullah adına yüreğinizde bir temayül, bir arzu hissediyor, bu istikamette bir heyecan ve iştiyak duyuyorsanız bu da çok önemli bir masariyettir. Çünkü içinde bulunduğunuz hal insanlığın iftihar tablosu aleyhissalatü vesselam ona denk bir amel yapamazsınız şeklinde tavsif buyurduğu sahabi mesleğiydi. Bu sebeple yol ve yöntemini tam olarak bilemezsiniz. Bir kısım eksik ve kusurlarınız olsa da içiniz hep bu tür duygularla dolup taşıyor. Mutlaka o istikamette bir şeyler yapma niyet ve azmiyle oturup kalkıyorsanız Cenab-ı Hakk'ın üzerinizde büyük bir mazhariyeti var demektir. İşte bu mazhariyet bir nimet olarak bilinir ve ona kendi cinsine şükürle mukabelede bulunursa Allah da Celle Celaluhu lütfettiği o nimeti artırdıkça artırır fakat bunca mazhariyete rağmen kendimizi rahata, rehavete salıyor İstirahat deyip bir köşeye çekiliyor ve yan gelip kulağımızın üzerine yatıyorsak nimetin kadri kıymeti bilinmiyor demektir. Değerli dostlarım, inanmış bir insan hususuyla de ihsan şuuruyla serifiraz bir mümin, karınca karınca yapıp ettiklerini ortaya koyduktan durumu ve konumu hakkında arkadaşlarına bilgi verdikten ve kendisinin düşünemeyip de çevresindekilerin aklına gelen daha başka şeylerin olup olmadığını sorup sorguladıktan sonra oturup kalkıp her zaman acaba daha yapabileceğim bir şey var mı Acaba Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan ettiği şu konumun hakkını tam verebildim mi? Lütfettiği imkanları taslamam olarak değerlendirebildim mi? Onları rantabıl olarak kullanabildim mi demeli? Demeli ve bir, her münmezit kahramanı olarak sürekli kendini sorgulamalıdır. Rabbim imandan, Kur'an'dan, istikametten bizleri ayırmasın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.